bakınız, alemi arz ve bütün cüz'iyat üstünde hatem-i ehadiyet bulunduğu gibi, dağınık neviler ve muhit unsurlar üstünde de aynen o hatem-i ehadiyet bulunur. Evet, bir tarlaya tohum ekilmesinden anlaşılıyor ki, o tarla tohum sahibinin mülküdür ve o tohum da o tarla sahibinin malıdır, yani o buna, bu da ona şehadet ediyorlar. Kezalik, kainattaki masnuat tohum gibidir. Âlem ve anasır da tarla gibidir. Her iki tarafın lisan-ı halleriyle ettikleri şehadete göre, masnuat ile âlem-i anasır, yani tohum ile tarla ve muhit ile muhat, hep bir sani-i vahidin yedi tasarrufundadır. Demek etna bir mahluka yapılan tasarruf-u hakiki ve zayıf bir mevcuda edilen tevcih-i rububiyet, âlem ve anasır kabzayı tasarrufunda bulunan zata mahsus olduğu gibi, herhangi bir unsurun da tedvir ve tedbiri, bütün hayvanat ve nebatatı kabzayı rububiyetinde tutup terbiye eden aynen o zata mahsustur. İşte hatemi tevhid dediğimiz budur. Eğer bir şeye temellük etmeye niyetin varsa, meydana çık, kendini tecrübe et, bak ne söylüyorlar. En cüz'i bir fert, ancak nev'imi yaratan beni yaratabilir diyor. Çünkü efrat arasında misliyet vardır ve arzın her tarafında dağınık bir surette bulunan en küçük bir nev, beni yaratabilen ancak arzı yaratandır söylüyor. Arza bak ne söylüyor, sema ile aralarında alışverişi bulunduğu için, beni halk edebilen ancak mecmu-u kainatı halk eden zattır diyor. Çünkü aralarında tesanüt vardır.